Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Debre Belediye Meclisi'nin getirmiş olduğu çöplük kararına ilişkin olarak Mavro Varostuşe Belediye Başkanı ve Meclisi yeni bir kararla tamamen gündeme getirmiş oldukları bu sorunun çözümü olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. 1 Ocak itibarıyla buradaki çöplükler artık Debre Çöplüğü'ne değil, Mavro Varostuşe Belediyesi olarak Rusino Gostivar'a götürülecektir. Geri kalan yerel haberlerimiz arasında girmiş olan birçok haberimiz vardır. Özellikle Merkez Jupa Belediyesi'nin çalışmaları gündeme getirmekteyiz. Öte taraftan ise özellikle birçok alanda ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. İzleyelim. Debre Belediye Meclisi'nin kararıyla ilişkin olarak Mavro Varostuşe Belediyesi'nin yeni çareleri ve çözümleri gündeme gelmektedir. O şekilde Mavro Varostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski'ye göre şimdiye kadar yapılmış olan Debre Çöplük'le anlaşmayı tamamen 1 Ocak'tan geçerli olmayacağına dair yeni bir götürülecek olan tam şirketi ve aynı zamanda mekanı ile anlaşma yapılmıştır. O şekilde 31 Aralık'tan sonra, yani 1 Ocak 2020 yılından sonra Rusino Gostivar'a bu çöplükler götürülecektir. Konuyla ilgili olarak Debre Belediye Meclisi böyle bir karar getirdi. Sonra Mavro Varostuşe Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı Medat Kurtovski bu yeni kararın arkasında durmaktalar. Merkez Jupa Belediyesi'ndeki yol çalışmaları ve altyapı projeleri devam ediyor. Özellikle şimdiye kadar birçok yollar tam kaliteli bir şekilde asfalt örtüsüyle devam ettirilirken veya çalıştırılırken, öte taraftan ise birçok yol artık sırada beklemektedir. Belediye Başkanı Aryan İbrahim ve meclisten çıkarılmış olan kararlarına ilişkin olarak sırada Bayramovça ve Tırnobasa yolları bulunmaktadır. Şimdilik ise prosedüre girmiş olan Büyük Papranik yoğun ve yürüme patikasının asfalt çalışmaları, bir de Kocacık Novak yolun tamamen onarımı ve yeniden asfalt edilmesidir. Bu projeler yanı sıra birçok proje de sırada beklemektedir. Sadece yoğut altyapı projeleri değil, aynı zamanda bazı köy ve mahalle birliklerine ait olan bin binanın özellikle çalışmaları ve hizmete sokulması için belediye çapında çalışmalar yürütülmektedir. Bölgemizdeki özellikle fidan dikilme çalışmaları gündeme gelmektedir. Makedonya Ormanları Debre Temsilciliği'ye göre yapılmış olan açıklamalarına göre şimdilik toplam 8 hektar fidan dikilişi söz konusu olurken toplam öngörülmüş olan 15 hektar bir alan söz konusu da olacaktır. Konuyla ilgili olarak Stogovo Kamu Şirketi Müdürü Ramil Atay'a göre çalışmalar devam ediyor. Özellikle akasya çam ağaçları ve geri kalan ağaç fidanların dikilmesi konusunda şirket tamamen şimdilik ise mevcut olan planlara ulaşmaktadır. Çalışmalar devam edecektir. Yama, Mevniçan, Modrić, Stogova ve Banjište Kosovrasti alanları, özellikle dikilecek olan alanlara öncelik verilmektedir. Akaryakıt perakende satış fiyatlarında düşüş söz konusu olacaktır. Yarı geceden itibarıyla Euro Super BS95 68 denar 1 litre için, Euro Super BS98 70 denar 1 litre için satılacaktır. Dizelin fiyatı 62 denar 1 litre için devam edecektir. Öte yandan ise ekstra hafif yağ L1 olan mevcut olan fiyatı 1,5 denar için artışına sahip olurken 50 denar 1 litre için satılacaktır. Mazut M1 olan yeni fiyatı 0,00 denar için bir artış söz konusu olur ve buna ilişkin olarak yeni fiyatı 33,344 denar 1 kilogram için satılacaktır. Bilindiği gibi her hafta Enerji Denetim Komisyonu tarafından yeni fiyatlar biçimlendirilmektedir. Ülkemizden gelmiş olan haberlerin özellikle manşetlerine yer almış olan Zaev Avramopoulos görüşmesi vardır. Bununla ilgili olarak özellikle tam ek olarak Timoniye ve Buyar Osmani görüşmesi gelmektedir. Öte taraftan ise Mila Tsarovskaya göre 27 bin civarında çocuk özellikle kendi çocuk gelirlerine sahip olmaktadır. Sayı olarak yanlış etsek de birçok özellikle çocuk bu olaydan faydalanıyor. Mevcut olan özellikle çocuk gelirleri bazı yerlerde %300 civarında bir artışı tespit etmekteler. Mevcut olan ülkemizdeki haberlerimizle devam ediyoruz.
Avrupa Birliği Göç İç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiser Dimitris Avramopoulos Kuzey Makedonya'yı ziyaret ederken resmi temaslarda da bulunmuş oldu. Avramopoulos dün akşam Başbakan Zoran Zaev'le bir araya gelmişti. Görüşmede göç kriziyle mücadelede Kuzey Makedonya'nın yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı. Avrupa Birliği Komiseri bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade de etmişti. Ülkede güvenlik alanında yapılan reformlar da ele alındı. Avrupa Birliği Komiseri Avramopoulos, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'nin tüm önerilerini yerine getirdiğini kaydetti. Dimitris Avramopoulos, Kuzey Makedonya'ya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'le de bir araya gelmişti. Genişlemeden sorumlu ve bakan olarak kendi görevini yürüten Buyar Osmani, bu ülkemizde özellikle şimdiye kadar faaliyette bulunmuş olan Fransa Büyükelçisi Christian Timonier ile görüşmesi gerçekleştirildi. Özellikle mevcut olan bu görüşme esnasında yapılmış olan ve masaya yatırılmış olan konuları arasında Kuzey Makedonya'nın Avrupa müzakerelerine başlama tarihi ve bununla ilgili olarak yeni Fransa'nın metodolojisi konuşulmuş oldu. Bilindiği gibi Batı Balkan ülkeleri kısa bir zaman içerisinde Avrupa Birliği'ne müzakerelerine başlaması konusunda ortak bir düşünce söz konusu oluyor. Fransa'nın yeni metodolojisi bu yolu ne kadar kısaltacak veya uzattıracak artık zamana bırakılmaktadır. Emek ve Sosyal Politikaları Bakanı Mila Tsarovska, Şutorizari Belediyesi'ni ziyaret ederek özellikle mevcut olan çocuk gelirlerle ilgili olarak açıklamasını yapmış oldu. Kendisine göre 22.374 çocuk kendi çocuk özellikle gelirlerine sahip olmaktadır. Bunlar ise de devamlı olarak tamamen ödenmektedir. Eskiden başlamasına ilişkin olarak özellikle çocuklara verilecek olan ve verilmesi gereken miktarı önceki miktarına göre bazı yerlerde 300% olarak bir artışı tespit edilmektedir. Kendisine göre şu an çocuk gelirine sahip olan 22.374 çocuk ailesine bu geliri götürmektedir. Mevcut olan etkinlikler ve yardımlar devam edecektir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.